Geçenlerde genç aktivist Greta'nın yaptığı konuşmayı ve Donald Trump'a attığı bakışı Simpsonların bir bölümünde tahmin ettiğini okudum. Ve böyle bir bölüm hatırlamadığım için ufak bir araştırma yaptım. Fakat bu bir montaj ya da farklı bir deyişle palavraymış. Yani böyle bir şey yok. Simpsonları artık bilmeyen kalmadı. Hiçbir bölümünü izlemeyenler bile az çok bu aileyi tanıyor. İnternette bu kehanetlerle ilgili yüzlerce içerik yayınlandı ve kimi biraz abartarak, kimisi ise sıradan bir şeymiş gibi sundu. Bizim kanalda da bir dönem bunlarla ilgili videolar yapıyorduk. Fakat telif falan yiyince kaldırmak zorunda kaldık. Hem onların anısına hem de oğlum Simpsonlar 31. sezonunda ve hala devam ediyor demek için bu videoyu hazırlıyoruz. Eğer yetişkin çizgi dizilerinden hoşlanıyorsanız videoyu beğenip abone olun ki daha sonra Rick and Morty, Family Guy veya BoJack Horseman gibi eserler üzerine yapacağımız videolardan da haberdar olun. My crank calls. Disney Fox'u satın aldı. Hello, old lady from Titanic? You stink! 1989'dan beri devam eden ve adeta bir yetişkine dönüşmüş olan Simpsonların bu kehaneti 21 yıl öncesine dayanmakta. Dizinin 10. sezonunda ki bu da 1998 yılına tekabül ediyor, yayınladıkları bir bölümde geçen şu sahnede Fox'un afişi gözükmekte. Bu afişin altında bulunan yazıda da Walt Disney şirketinin bir bölümü yazmaktadır. Yine tahmin edebileceğiniz üzere bu durum 21 yıl kadar sonra gerçekleşti. Disney, Fox'u tam 71 milyar dolar karşılığında satın aldı. Büyük bir anlaşmaydı. Tamam hadi anlaşmadan 1-2 yıl öncesine kadar Disney'in Fox'u satın alacağı söylentileri dolaşıyordu. Ama 21 yıl öncesinden bunu tahmin etmeleri cidden saygıya hak ediyor. My crank calls. Hello, old lady from Titanic? You stink! Biliyorsunuz ki Simpsonlar bir Fox yapımı. Yani belki de şirket içindeki bir takım söylentiler ta o yıllardan baş göstermiştir, kim bilir. Lady Gaga tellerden sarkıyor. Bu maddedeki kehanet olarak adlandırabileceğimiz durumsa kimilerine göre birazcık yapmacık olabilir. Ama yine de ortada somut bir şey mevcut. Bu olay kimi izleyicilerin Simpsonların en çöp bölümlerinden biri olarak tanımladığı 23. sezonun 22. bölümünde meydana geliyor. Bu bölümde ünlü şarkıcı Lady Gaga ilgi çekici bir kostüm giymekte ve kendisi gerçekleştirmiş olduğu bu yarı yıl konserinde bu kostüm eşliğinde tam anlamıyla uçmaktadır. Yine tahmin edebileceğiniz gibi Lady Gaga bir konserinde tam olarak dizideki gibi uçmakta. Kocaman halatlarla tabii. Bu konserde bir yarı yıl konseriydi ve 2017'de gerçekleşti. Simpsonların bu bölümü ise Gaga'nın konserinden yaklaşık 5 yıl önce yayınlandı. Disco studiful, square rootiful, old cootiful. I love you lady, ya ya. Belki Lady Gaga kitleleri nasıl kullanması gerektiğini iyi bilen birisidir. Sonuçta bu kehanet kendisinin bir bakıma reklamını yapmış oldu. Ya da sadece bölümü izleyip fikir de almış olabilir. Ama bu biraz düşük bir olasılık gibi duruyor. Stephen Hawking'in ölümü. Simpsonlar dizisinin fanatikleri, bahsetmiş olduğumuz bu kehanet olayını ilk fark edenler arasındadır. Evet, biz de seviyoruz bu diziyi ama öyle her bölümünü defalarca izleyip Bart Simpson'ı profil fotoğrafı yapmadık hiçbir zaman. Bu hayranların düşüncesine göre Simpsonlar bir başka durumu daha tahmin etmiş. Öyle ki kehanete konu olan kişi, yakın bir zamanda kaybetmiş olduğumuz ünlü fizikçi Stephen Hawking'dir. Bu öngörmeye göre Simpsonların 1999'da yayınlanan bir bölümünde, yani Stephen Hawking'in hayatını kaybetmesinden 19 yıl önce bir sahnede Stephen Hawking'in Albert Einstein'ın doğduğu günde öleceği gösterilmiş. Ki gerçekte de öyle olduğunu biliyorsunuz. Tabi bu gösterme açık bir şekilde olmamış. Hayranlara göre bu bölümde Stephen Hawking, Einstein'a onun doğduğu günde öleceğini bir kafa sallamayla onaylamıştır. Tabi bu durum izleyicilerin gözünden anlatılmakta. Bunun dışında daha somut bir noktadan bahsetmek gerekirse, o da Stephen Hawking'in E eşittir MC kare formülünü kolye olarak takması. Biliyorsunuz bu denklemi Einstein kurmuştu. Ve oldukça popüler. Yani kesin bir şey yok ama bu durumda kesinlik olsaydı, durum oldukça ilginç olurdu. FIFA'nın rüşvet alması. C
Simpsonların 25. sezonunun 16. bölümünde FIFA'nın o dönemki başkan yardımcısı Jack Warner gözüküyor. Bu bölümde Jack Warner ve Homer Simpson sohbet ederken Jack Warner ceketinden dergi çıkarır. Derginin kapağında Fransızca olarak futbol skandalı yazmakta. There has been an epidemic of referees being bribed to throw games. From the Premier Leagues to the playgrounds, all has been tainted. We need a symbol of integrity like yourself. Bu sahnenin Mart 2014'te yayınlanmış olması o dönem kimseye bir şey ifade etmemekte. Fakat yaklaşık bir yıl kadar sonra Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, yani bildiğimiz ve havalı şekliyle FBI, Warner'ın 2010 Dünya Kupası'nın Güney Afrika'da organize edilmesi için 10 milyon dolar rüşvet aldığını iddia etti. Bu iddiayı 2010'dan, yani Dünya Kupası gerçekleştikten yaklaşık 5 yıl sonra yapmaları trajikomik. Warner bu yolsuzluk üzerine birçok açıklama yapsa da, başta kendisi olmak üzere FIFA'da çalışan birçok üst seviye görevli işine son vermek zorunda kaldı. At eti skandalı. More testicles mean more iron. 5. sezonun 19. bölümünde Simpsonlar at eti skandalını konu almakta. Bu bölümde okulun yemekhanesinde çalışan bu abla üzerinde çeşitli at parçaları yazan bir varilde yemek yapmakta. Simpsonlar her ne kadar sistemi ve dünyayı eleştirse de yaklaşık 19 yıl sonra Avrupa'da, özellikle İngiltere'de hazır lazanyalarda çıkacak olan at eti skandalını tahmin etmesi veyahut bilmesi bizleri endişelendirmekte. Skandallar, ölümler veyahut savaşlar bitmediği sürece, ki bitmesi de pek olası değil, Simpsonlar ufak tefek tahminler yapmaya devam edecek gibi duruyor. Aslına bakarsanız tahmin olarak adlandırabileceğimiz 25-30 bölümü var. 660'dan fazla bölüme sahip bir yapım için çok da abartılacak bir sayı değil, değil mi? Ama yine de insan etkileniyor işte. Konu almamızı istediğiniz bir sonraki yetişkin dizisi hangisi? Family Guy'a ya da South Park'a ne dersiniz? Şimdilik görüşmek üzere. (Gülüyor)